var. Ev son. Çekme kız. Çekme. Sil onu. Sil dedim. Daha yüklemedim ki enişte. Ne kızıyorsun? Çeksin abi, ne olacak? Hatice'min canı çekmiş. Saçmalama Şükrü. Biz dolmaları saracağız. Sonra Melis Hanım'a satacağız. 500 TL'yi indireceğiz. Bu konuda bu da kapanacak. Hafızalarımızdan bu konuyu sileceğiz, tamam mı? Yok öyle Hüseyin. O para Potito için Hüseyin. Hatice onun için biriktiriyor. Hatice'nin parası Şükrü'nün parası. Şükrü'nün parası da benim param demektir. Saadet zinciri var bizim ailemizde. Evet Kadriye anne, Hüseyin abim haklı. Şükrü, bu yaptıklarımızı sakın kimse bilmesin. Bana bak, özellikle Yakup'un, kahve milletinin kulağına giderse dolma sarıyorlar diye. Biz yanarız oğlum, yanarız. Haklısın abi. Dile düşmemek bizim işimiz. Hadi, hadi. Çok konuştum sana. Beyler, hadi şu oyununuzu bitirin de çok geç olmadan Hüseyinleri hasta ziyaretine gidelim. Tamam Yakup, son bir oyun kaldı. İyi de o. Biz Hüseyinlere gidince kahveyi idare ettik sen. Merak etme sen Yakup abi. Kahve bana emanet. Gir. Günaydın Arda Bey. Günaydın. Gel Emre'cim gel. Nasılsınız? Gideriz. Sağ ol. Seni görüm, daha iyi oldum. Sağ olun. Arda Bey, şey soracağım. Şimdi ben müdür yardımcısı oldum ya. Acaba ben aynı yerde çalışmaya devam mı edeceğim yoksa bir odam olacak mı? Duymamış olayım. Emre'cim duymamış olayım. Ya sen artık müdür yardımcısı oldun. Tabii ki bir odan olacak. Hatta bil bakalım, sadece odan değil başka neyin olacak tahmin et. Neyi? Kocaman bir süit. Süitin olacak. Yok canım ya. Olacak olacak. Süit süit ol. Öyle abartmaya gerek yok. Hani... Hiç böyle şeyler söyleme lütfen. Yerim senin mütevaziliğini. Yerim senin bu alçak gönüllüğünü. Ama hak ettin. Hak ettin. Yani benim böyle tek başıma çalışabileceğim kendi bir odam olsa yeter. Süit dedim, süit olacak. Bu şirketin en güzel odasını vereceğim sana. Peki ben ne zaman yerleşeyim odaya? Ha bir de şeyi soracaktım. Bu müdür yardımcısı olduğumla ilgili maili siz mi atarsınız? Personeli yoksa ben mi atayım? Ya ama aceleye gerek yok Emre'cim ya. Çalışanlara mail atarız. Kutlamak için havai fişek de atarız. Ama önce ne atmamız lazım? Nedir? İmza. İmza atalım da şu resmileşsin seni şu müdür yardımcın. Doğru. Değil mi yani? Şu belgeler falan filan benim bilgisayarda var. Ayrıca da müdür yardımcısı oldum. Bir sürü dosya imzalayacağız. Tamam. Onları da ben vereyim sana, imzala. Şey yapalım. Siz bana mail atın, ben imzalar getiririm. Şimdi mail falan yani çok yer kaplar. Uğraşmayalım böyle. Upload, download, attach, metach falan. Sen gerek yok. Sen flash disk varsa ver. Ben hemen buradan topla atıyor hepsinin içine. Flash disk. Ha ben. Buyurun. İşte bu. Ver. Tamamdır ya. Ben bunu atıyorum hepsini. Tamam. Hop, tak bir şey bitir işi. Hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Senin münazara ne zamandı? Yarın. Ne yapacaksın? Yani anladığım kadarıyla bizimkilerle çalışmayacaksın. Bilmiyorum. Arkadaşlarımla falan bakarız. Ne münasebet canım? Biz çalıştırırız sizi. Sen sadece babana söyle de diline hakim olsun. Laf mı bu söylediğin gönül? Ya Allah'ını seversen laf mı söyledin yani? Münazarada dilime hakim olacağım ben yani. Çıkacağım yok yani. Ya baksanıza halinize, ben niye sizle çalışayım ya? Biz çalıştırırız seni kızım, merak etme. Hayır istemiyorum, sürekli kavga ediyorsunuz. Neyse Merve'cim, hadi sen arkadaşlarına güzel vakit geçir, çık. Biraz hava al, ben bir çaresine bakacağım. Ya aslında Haluk amcalara gidelim. Hem ben, Haluk amca, Tun abi erkekler takımı. Sen, Merve, Meltem abla da kızlar takımı olur. Zaten Merve'nin münazarası da 3 kişilik ekiplerden oluşacak. Hem gerçekçi olur. Aman Haluk ne anlar canım münazaradan? Hiç. Ben Haluk'un açığını kapatırım, merak etme Gönül. Öyle mi? Öyle. İyi o zaman, akşam güzel heyecanlı bir maç olacak. Yok canım, ne heyecanlısı, biz kazanacağız. Açık ara. Herkes bence çok iyi çalışsın. Argümanının ne olduğunu iyi bilsin, iyi çalışsın gelsin. Bu sefer acımam Gönül. Pardon, pardon. Acımaz mısın? Sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin galiba. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben katiyen Tuna'yla katılamam. Nasıl ben sana katılamam ya? Katiyen çekemem senin bu hallerine. Hayır, ben münazarın yapısının içerisinde bir şey var. Ya hayır, çirkinleşiyorsun. Çirkinleşiyorsun. Çok çirkinleşiyorsun. Ya hayır, bir dakika. Münazaradan bahsediyorsun böyle bir şey. Haluk artık daha fazla çay içmeyeceksen kalkalım mı? Tamam içmeyeceğim, kalkalım. Sen bir şey istiyor musun? İstemiyorum. Bugün şimdi buradan nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye? Alışverişe. Yaşasın ya. Alev. Alev. Efendim Haluk Bey. Senin araban vardı değil mi? Ha evet var.
Zaten benim acil kalkmam lazım. Önemli işlerim var da. Tamam, ben o zaman hesabı ödeyeyim, çıkalım. Tamam. Hadi güzel kızım. Kalk. Gel. O zaman görüşürüz. Görüşürüz Meltem abla. Zeynepciğim, gerçi biz seninle yine görüşeceğiz ama... Öpeyim seni. Biz seninle parka gideceğiz. Unutma, tamam mı? Unutmam. Söz mü? Söz. Tamam. Hadi gidelim tamam. Zeynepciğim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Anacığım, ben böyle yanlardan doluyorum ama biraz pırtlama var. Pırtlama mı? Ya Hüseyin, yani biraz oranı kaçmış bunun be çocuğum ya. Anında haberdar olabilirsiniz. Gemide yol alır, ayrı dümen tutarım.